Motorcu abi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizler için bütün motosiklet ekipmanlarımı tanıtacağım, anlatacağım sizlere. Hem tecrübelerimle hem de nelere sahibim, neler kullandım bugüne kadar. Onları anlatacağım. Muhtemelen size de ekipman tercihi ve seçimi esnasında bu bilgiler yardımcı olur diye düşünüyorum. O yüzden hemen başlayalım. Öncelikle kasklardan başlayalım yukarıdan aşağı. Gördüğünüz gibi Shoei motosiklet kaskım var. Bu benim 5-6 yıl kadar önce satın aldığım bir kask. Gördüğünüz gibi Marquez dizaynlı. Çok beğendiğim, sevdiğim, severek aldığım bir kask. Ortalama 2-3 yıl civarı takmışımdır aşağı yukarı. Yani çünkü uzun bir süre kullanmadım. Diğer kasklarımı kullandım. Bu kasktan çok memnun kaldım. Rüzgar sesi konusunda hem de iç pedlerinin rahatlığı konusunda. Ama tabii biraz yanaklarıma sıkıyordu. Yani şöyle yanlar bayağı bir sertti, sıkıydı. Alırken öyle almıştım. Tabii doğrusu da bu. Gördüğünüz gibi bu GoPro aparatlarını ben taktım sonradan. Birçok kaskımda göreceksiniz. Bayağı memnun kaldım. Double D bağlantılı ve güvenli bir kask ve özellikle hafif bir kask. Çok hafif bir kask ve çok yüksek hızlara çıktığımda kafamı sallamıyordu. Bunu kesinlikle herkese öneririm. Shoei'yi, Shoei'nin bu modelini ve bunun daha farklı modelleri de var. Benzer kalıba sahip. Sonrasında bu da Arai bir kask. Arai'nin kaskı gördüğünüz gibi. Biraz da Arai'nin kaskları bir tık daha ağır. Bu benim kaskım değil. Artçımın kaskı, eşimin kaskı. Sena Intercom var üzerinde. Sena Intercom'u SMH5 modeli. Bayağı iş görüyor ama yüksek hızlarda ses biraz yetersiz kalıyor. Duyulmuyor bazen. Ben bağırmam gerekiyor derdimi anlatmak için. Bu da bizim Carbon Fiber kaskımız. Bu da Heldin bir kaskı. Bu etiketler benim kendi yapıştırmalarım. Altın elbiseli adam. Ve kendi stickerlarım. Bunları kendim yapıştırdım. İç pedleri, bu kaskın iç pedleri maalesef LS2'nin iç pedleriyle aynı. Maalesef değil de yani LS2'nin pedleriyle aynı. Maalesef iç pedleri çok uzun süre dayanmadı. Hemen sönmeye başladılar. Şurada bir air pump özelliği var. Buna bastığım zaman yan pedler şişiyor ama kendileri böyle bir söndü. Böyle bilmiyorum. Belki ben yanlış bir şey yaptım. Maske falan kullanıyorum genelde ama. Bir de vizörü de var. Ne diyorlar? Güneş vizörü de var ekstradan. Bu kaskta ve bu kaskta güneş vizörü olmadığı için hep siyah cam ve aynalı cam kullanıyoruz. Ama bu kaskta bir güneş vizörü olduğu için bunda beyaz cam kullanıyorum buhar camıyla. Genelde de hep buhar camımı üniversal versiyonlarından alıyorum. Hepsine uyuyor. Yapıştırmalı olanlardan alıyorum. Size de öyle tavsiye ederim. Çünkü çıkarıp değiştirebiliyorsunuz. Diğer türlü kaskı göre alınca hem pahalı oluyor hem de değiştirmek biraz maliyetli oluyor. Bu kaskın nispeten karbon fiber olduğu için daha hafif. Ne kadarmış? 1300 gram ve 50 gram. 1350 gram. İyi yani şu kaskla aşağı yukarı aynı gramı. O açıdan hafif olması açısından güzel. Ama şu an zaten Heldin artık böyle kendisi üretmiyor kaskları. Schubert'le çalışıyor bildiğim kadarıyla. O da mantıklı olmuş yani. Bu benim son kask. Bu kaskı Rurok bana hediye olarak göndermişti. Bir inceleme videosu çekmiştim hatırlarsanız. Görmüşsünüzdür. Pek övmedim yani kaskı. Çünkü çok fazla rüzgar sesi oluyor. Ben de bu arada Sena 20S kullanıyorum. Bayağı dayandı ama artık şu mekanizmayı çok sağa sola çarptığım için bazen bir taraftan ses gidip gelebiliyor. Temassızlık olabiliyor. Ben de değiştirmeyi düşünüyorum. Muhtemelen 50S ya da 30K alacağım. Bayağı beğeniyorum onları da. Kaskımızın buralarında bayağı bir hava kanalı var. O yüzden çok rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor ses. O yüzden kesinlikle sizlere bu kaskı düşünüyorsanız bir 20 kere daha düşünmenizi tavsiye ederim. Hatta bir 50 kere daha düşünebilirsiniz. Bu fiyatlara birçok uygun alternatif bulabileceğinizi düşünüyorum. İç pedleri rahat, güzel. Kaskı geniş, yapı olarak biraz geniş. Ortalama 150 km hızlara kadar bir problem yok ama 200'ün üzerine çıktığınızda bu kask artık burnunuzu böyle geri doğru itmeye başlıyor. Tam olarak şuraya bir fil oturuyor yani. Bayağı bir rüzgar tutuyor. Ama onun dışında düşük hızlarda problem kolay kolay yaşamazsınız. Burada da Scorpion'un bir kaskı var. Scorpion ADX1 yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada bu da bunların hepsinin modellerini ekrana yansıtırım. Hepsini hatırlayamayabiliyorum. Çene açılır bir kask. Şapkalı ve çene açılır olması bayağı cool. Beğeniyorum. İç pedleri de çok güzel. Terlediğiniz zaman hemen terinizi emiyor ve hızlı bir şekilde buharlaşmasını sağlıyor. Bunu o yüzden çok beğeniyorum ama çene açılır kasklara çok güvenmediğim için çok fazla kullanmadım ama çok kullanışlı bir kask olduğunu düşünüyorum. Yani aslında kullanabileceğim bir kask. Bu stickerlar yine benim kendi yapıştırdığım stickerlar. Altın elbiseli adam stickerini her zaman kasklarıma yapıştırıyorum.
Bu kaskı da uzun süre kullanmayı düşünmediğim için herhangi bir sticker yapıştırmadım. Sadece kendi sticker'ımı yapıştırdım. Yakında muhtemelen yeni bir kask alacağım çünkü hepsi çok eskidi. Şapka olması güzel bir olay. Enduro yaparken şapkayla rahatlıkla kullanabiliyorum. Veya tur motoruyla böyle biraz güneşten koruyor gözünüzü. Şimdi buradaki anarşik ceketlerimi, yani deri ceketlerimi göstereceğim size. Bu benim Türkiye'de satın aldığım ceket. Bu arada buradakilerin sadece Hollanda'ya geldiğimde almadım. Birkaç hediye gelmişti. Bu kask, şuradaki Kors marka deri ceket ve şu yağmurluğu Hollanda'dan aldım. Diğerlerin çoğu, hatta hepsi diyebilirim. Hepsi Türkiye'den buraya getirdiklerim. Bu ceketle ilgili, bu ceketi de ortalama bir yıl kadar kullandım. Yani çok fazla kullanmadım. 5-6 sene önce almışımdır. Ama bir yıl kadar kullandım. Güneşli havalarda biraz yakıyor. Şuralardan hava alıyor. Yani böyle, nasıl söyleyeyim, bir de şey olayı var. Deri ama gerçek deri değil. Suni deri. O yüzden çok böyle içinde rahat olmuyorsunuz. Bunda kaza yapmadım. Herhangi bir kazaya karışmadım. O yüzden dayanıklılığını bilmiyorum. Ama sıcak havada, güneşli havada biraz rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor. Kışında çok soğuktan korumuyor. Öyle orta mevsimlik bir şey yani. Ama bu Kors marka olan, yani bu XL Moto'nu bana hediye olarak gönderdi. Bunu incelemesini de kanalda bulabilirsiniz. Bu bayağı kalın. Materyalı kalın. Bayağı ciddi bir Harley'ci ceket olduğunu belli ediyor. Tam böyle anarşi yani. Yaka kısmı da şöyle kapatılabiliyor. Yakasını kapatınca da hiç rüzgar falan girmiyor. Yani bunun içine bir termal giysem bununla kışın sürebilirim. Yani buranın havalarına, soğuk havalara çok uygun. Omuz korumaları falan var. Yani bir de şöyle bir olay var. Hiç böyle motor ceketine benzemiyor. Sanki normal bir ceket. Arkasını da göstereyim. Öyle rengarenk şeyler yok. Bunda biraz daha renkli çizgiler, şu bu var ama bunlarda hiç onu yapmamışlar ki normal günlük hayatınızda da giyebilin. Şöyle koyalım. Bu da kankimin, Given Drive kankimin hediyesi, sağ olsun. Doğum gününde bana hediye etmişti. Gayet güzel asker desenli bir ceket. Bunun içini de göstereyim. Şöyle fileli. Bu yazlık tamamıyla. Rüzgar geçiriyor. Konforlu bir ceket. Böyle rahat rahat sürmek istediğiniz zaman, pöfür süreceğiniz zaman sürebiliyorsunuz. Güzel oluyor. Neydi markası? Booster, gördüğünüz gibi. Burada da yazıyor. Güzel bir soft shell ceket. Soft shell diyebiliriz yani buna. Yazlık da demeyelim tam. Burada benim uzun süredir kullandığım Motomax'ın hediyesi olan, birçok şeyde Motomax hediye etmişti sağ olsunlar, eski sponsorum. Held marka yazlık ceketim. Bu bayağı güzel. Bununla kaza da yaptım. Onu da anlatayım. Kazada sanırım şu bakayım ne tarafa düşmüştüm. Şu tarafa düşmüştüm. Şu omzumda bir çizik vardı ama pek belli olmuyor. Çok sert düşmemiştim. Kazadan omzumu korumuştu. Bir de şu kolumu herhalde sürtmüştüm bir yerlere. Bayağı bir İstanbul'dayken kaza yapıyordum. Çok araba çarpıyordu bana. Ben bir yerlere çarpıyordum falan. Çok aksilik oluyordu. Ha şurası. Evet. Şurası biraz çizilmiş. Ama problem yok yani, beni korudu. Ben de mutluyum. İçerisinde yine soft korumalıklar, çarpınca sertleşen korumalıklardan kullanmıştım. Bayağı işimi gördü uzun süre. Fileli olması çok sıcak havalarda, yani İstanbul'da ve Türkiye'de o havalarda çok rahat ettiriyor. Bir de bununla tabii Avrupa turuna da gitmiştim. Birçok Avrupa ülkesini gezdim. İşte Çek Cumhuriyeti, İtalya falan filan. İtalya'da çok sıcak olduğu zaman bunu giymiştim. Çok ferah tutmuştu. Çok sıcak havalarda bayağı kullanışlı. Bir de bakalım, şunu da şöyle atalım karışmasın. Bir de burada Clover ceketimiz var. Bunda da aynı şekilde esnek korumalar var ama bunu aldığımda da olmuştu. Şimdi de fark ettim, onu da size söyleyeceğim. Bilmiyorum şu anki üretimde ne durum var. Fileli bir ceket, çok klas. File kısımları da çok ince değil, böyle sert bir materyalden yapılmış. Sert derken dayanıklı bir kumaştan. Ama bunu bu arada yine 5-6 sene önce aldım. Oluyor yani. İçi file tamamıyla. Bunda şöyle bir saçmalık oldu. Bakınız, koruma iki parça. Korumaları kendiliğinden parçalanmıştı bunun. Hala öyle almamışım. Zaten bunu pek kullanmıyorum, bu ceketi. O yüzden şu an bence böyle değildir ama, çünkü bu çok eskiydi. Çok eski bir zamanda aldım. Ne kaç sene oldu ya? Bayağı oldu yani. Eski, o zamanlar Kızıl Toprak'ta falan çok motor mağazası vardı. Oradan bir yerden almıştım.
Şu anda muhtemelen bu kadar böyle bir hata yapamazlar. Çünkü artık yani bir şey yaparsan hemen duyuluyor yani gördüğünüz gibi şu anda. Burada belde birçoğunda belde fermuar mekanizması var zaten. Her zaman pantolona bağlamaya çalışıyorum. Genelde şu pantolonunda fermuar var. Kotlarımda yok. Pullover da güzel aslında yani kullanışlı. Kolları bir tık kısaydı uzun eldiven takmak için vesaire kullanışlı bir kol mekanizması var. Ama şu koruma işinden dolayı pek kullanmamıştım yani. Şimdi buradakilerde benim tur yaparken yani uzun yola giderken kullandıklarım. Uzun yolda Held'in bu pantolonunu kullanıyorum. Bu pantolonu çok kullanışlı. Bacak araları, şu kısımlar ve popo kısmı deri olduğu için motosikletin üzerinden hiç kaymıyorsunuz. Çok güzel tutunabiliyorsunuz. Birçok yerinde gördüğünüz gibi hava kanalları var önünde, arkasında. Ve tabii ki içinde şunu da çıkarayım. Burada gördüğünüz gibi iç kısmında, arka kısmında da koruma bölümü var. Kuyruk sokumuna da korumalık takabiliyorsunuz. Birçok yerinde cep var, korumalıklar var. Burada sürtünme yerleri var. Bununla hiç düşmedim. Ama düşmek de istemiyorum işin doğrusu. Ama uzun yolda çok rahat, çok konforlu. Avrupa turu yaparken hatırlıyorum bu içliği kendisinin. Bu içliği takmıştım. Avusturya civarı biraz soğuk olmuştu. İtalya acayip sıcaktı ama bazı yerler acayip soğuk, yüksek olduğu için. Bunu giymiştim. Bununla birlikte çok sıcak bir şekilde yolculuk yapmıştım. Bu kendisinin içinden çıkıyor zaten. Ben şu an ayırdım sıcak havada sürdüğüm için ayrı şekilde. Katman katman çok daha rahat sürebiliyorsunuz. Bu onun üstü. Held Black 2 modeli. Bu da çok çok eski. Aslında 6 sene civarında olmuştur aşağı yukarı bunu alalı. Birçok reflektif alanı var. Birçok cebi var. İç kısmında şöyle göstereyim. Bayağı da sıcak tutuyor. Sağlam bir ceket. Sıcaklık konusunda yani İstanbul'dayken ben bunu giyiyordum. Altına tişört giyip her yere gidiyordum yani. Birçok cebi de var. Evrak cebi falan. Bu çok konforlu bir ceket ama tabii son yıllarda o kadar çok kullandım ki ve tabii bir kere enayilikten kuru temizleme gibi bir yere verdim. O da ceketi temizletmek istedim çünkü çok kararmıştı. Çok çamur olmuştu artık. Sonrasında şu omuz kısımlarından su geçirmeye başladı. Bu biraz benim enayiliğim, yapmamalıydım. Üşendim o temizlemeye bezle falan. Öyle yapınca tabii buralardan artık su almaya başladı. Arkasından da böyle bir yağmurluk aldım Hollanda'ya gelince. Çünkü her gün yağmur yağıyor. Yine Held marka. Baya güzel. Çok da çirkin de durmuyor. Genelde yağmurluklar acayip çirkin durur. Ama bu böyle cool duruyor üstünde insanın. Gri, siyah renkler. Tabii reflektif alanlar da var. Logolar reflektif. Yine uzun yolda akşam sürüyorsam böyle bir yeleğim var. Başka marka da vardı. Sonra bana Turing için eğitime gitmiştim. Ta seneler önce. Oradan böyle bir yelek hediye etmişlerdi. Bunu da çok beğenmiştim. Şekli falan çok hoşuma gitmişti. Çok fit durmuştu. O yüzden bunu böyle gece sürüşlerinde kullanmaya çalışıyorum. Başımıza bir aksilik gelmesin diye. Yine yağmurluğun alt kısmı var. Siyah 4Riders. 4Riders marka Türkiye'den zaten vardı bende. Onun alt kısmını bununla giyiyorum eğer gerekirse bu büyük yağmurlukla. Bir de yine Türkiye'den neydi? Speedy marka şöyle göstereyim. Bir yağmurluğum vardı, tulum. Yani bunu giyince tam böyle reflektif parlıyorsunuz yani. Acayip parlak oluyorsunuz. Bunu da almıştım ama bunun belli bir süre sonra oturduğum kısımda, popo kısmından su almaya başladı. O da rahatsız edici ama diğer yerlerinden su almıyordu yani problem olmamıştı. Şimdi termallere gelelim. Yelekler. Bu Prohel'in Windstopper'ı. Bu Windstopper müthiş bir şey. Bu çok eski aslında ama hala iş görüyor. Rüzgar almıyor. İçeride insanı sıcak tutuyor. Bundan çok memnunum. Hala atmadım. Çok eski olmasına rağmen. Bir de iyi kullanıyorum. İyi bakıyorum malzemelere. Bundan çok memnunum. Öneririm. Held'in de benzer bir ürünü var. Bu ama yelek yani aslında. Tam olarak bir Windstopper falan değil. Bu böyle yelek. Bunu böyle ceketin içerisine monte edebiliyorsun şu klipslerden. Bundan çok memnun değilim ısı konusunda, sıcaklık konusunda. Çünkü bunun olayı sıcak tutmak değil. Buraları file falan zaten. Tam böyle bir ısıyla alakalı değil. Yanlış seçim yapmışım aslında. Benim hatam. Ama genel olarak günlük olarak kullanılabilecek şık görünen bir şey. Fermuarı bozulmuştu. Fermuarını Türkiye'de bir terzi abiye yaptırdım. Genelde Held kıyafetlerin fermuarlarında ufak tefek problem çıkıyor. Onun dışında mesela şunda da vardı öyle bir şey. Nerede? Şu benim aynen. Şunda mesela şöyle açayım da ne olduğunu görün. Bu Held pantolonda da fermuarı çekmekten biraz da ayı gibi çektiğimden fermuar kopmuştu mesela. Böyle bir şey takmıştım.
Genelde fermuarlardan patlıyor ama onun dışında hiçbir arızası olmuyor yani. Mesela bu taraftaki fermuarını kırmışım yani, koparmışım. Bunun da aynı şekilde bütün fermuarını değiştirmem gerekti. Ya atmak istemedim çünkü çok güzel görünüyor bir yandan da. Pantolonlarda iki markamız var. Four Riders ve Tek 90. Türkiye'deki arkadaşlar zaten bilirler. Tek 90 en iyi olarak bilinir. Ama bende iki tane Tek 90 var. Biri siyah, biri...